Ve tekrar karşınızdayız. Dördüncü haftanın tamamlanması için sadece bir tane karşılaşma kaldı. Ve bu mücadeleden bakalım hangi takım galip gelecek. İlk maçta çünkü çok ezici bir galibiyet görmüştük. Ama iki maçlık seriler neden var tabii ki? Yani bu gibi durumlarda önceden diyorduk ki bitti gitti. Team Turquality kazandı. Bir puanı hanesine yazdı diyorduk ama iki maçlık serilerde tabii ki Beşiktaş'ın geri dönme fırsatı da var. Ve yani en azından bunu yapabilecek kapasiteye sahip bir takım olduklarını gösterler. Ama Team Turquality o kadar iyi bir oyun sergiledi ki geçtiğimiz maç. Hiç skor vermeden 22-0 mıydı? 22-0 evet. 22-0'la galibiyete ulaştılar. Ve yaptıkları şeyi çok bozmadan aynı seride devam ederlerse yine bir galibiyete ulaşıp çok ihtiyaçları olan 3 puanla da ulaşabilirler. Peki sence bu durum sadece Team Turquality'nin çok iyi oyunuyla mı kaynaklı yoksa Beşiktaş da buna müsaade etti mi? Yani seçim yasaklama ekranıyla bir nebze etti diyebiliriz. Çünkü Brand tercihinde bulundular. Brand ki koridorda zaten yani nedir Brand'in olayı? Koridorda çok üstündür. Birini ters pozisyonda yakalar, sersemletir ikinci, üçüncü seviyede. Çat diye ilk kan kovalar. Brand seçtiler, koridor değişikliği kovaladılar sonra. Hı hı. O yani biraz bence sorgulanabilir bir tercihti ki karşıdaki Barde Ezreal da kuvvetli bir şampiyon ama yani birbirini bu kadar tanıyan Ruvelius ve Rogu ikilisini ben şahsen karşı ikiliye karşı Brand'le en azından göndermeyi denerdim. Yani orada tabii ki rakip koridor değişikliğini tahmin edip onu deneme gibi bir şey de gerçekleşmiş olabilir. Orası tartışılır tabii ki ama yani yeniden bence değerlendirmeleri gerekiyor. Evet ve Rogu da yaz mevsiminde hatta geçen mevsimden bu yana ilk kez Brand destek oyunda ama bu durumu sadece Brand'in üstüne yıkmak da çok doğru tabii olmaz. Ki. Çünkü takım olarak Beşiktaş oyun hizmetleri çok kopuk bir oyun oynadı. Birazdan ikinci karşılaşmaya geçeceğiz. Bu oyunda neleri değiştirmesi lazım Beşiktaş'ın? Daha bütün bir kompozisyon bence galibiyetin anahtarı olabilir. Şu anda seçtikleri kompozisyon, tam kompozisyonu bir kenara bıraktım. Bir yandan yaptıkları belli başlı hatalar da vardı. Yani bir tanesi Tracer'ın yemlenip içeri girmesi. İlki affedilebilir, ikincisi çok yanlış pozisyonda kaldı. İkincisi Ruvelius başka koridordayken orta koridorda kuşatma denemeleri Bard'a karşı. Sonrasında Bard yakalıyor. Ölüyorsunuz Ruvelius yokken. Yani bunları giderebilmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Evet zaten en az 3 tane takım savaşı Ruvelius olmadan yaptılar. Yani Ruvelius alt koridorda minyon dondurmaya çalışıyor. Diğer tarafta bir anda savaşın başladığını görüyoruz ki bence Beşiktaş'ın bu kadar geri düşmesinin en büyük sebebi de 5 kişi takım savaşı yapmamalarıydı. Evet yani bir bütün halinde oynamayı pek düşünmediler. Zaten koridor değişikliğini genelde bu şekilde bozuyorsunuz. Bir takım bir yerden sonra bir bütün olarak oynamaya başlıyor. Hı-hı. Ve sonrasında zaten galibiyete de ulaşıyor. Evet bakalım çok az bir süre kaldı maça geçmeye. Dördüncü hafta maçları böylelikle tamamlanmış olacak. Şu anda Team Turquality puanını eşitledi Beşiktaş oyun hizmetleriyle. Çünkü bir puan altındaydı. Diğer maçtan hangi takımın galip geleceğini tabii bilmiyoruz. Ama Beşiktaş bu mücadeleden galip gelirse yine o bir puan üstünlüğünü Team Turquality'ye karşı koruyacak ama orta sıralardan kurtulması çok zor olacak artık onlar için. Yani önümüzde bir süper hafta var bu arada. 5 gün boyunca League of Legends heyecanı mı diyelim artık. Yani LoL TV durmadan devam edecek turnuvalara, yayınlara. O süre içerisinde oynanacak maçlarla, arka arka oynanacak maçlarla tabii ki ben en azından skor tablosunun önemli ölçüde değişeceğini düşünüyorum. Tabii ne kadar gerçekleşir bilinmez. Ama hala yani bu playoff yani mevsim finalleri kotasına girebilmek için takımların önünde önemli bir hala fırsat mevcut. Yani henüz her şey bitmedi. Peki Team Turquality'nin bu maçtaki performansını değerlendirecek olursak sence onlar üst sıralara oynayacak bir ekip mi yoksa orta sıralarda kalırlar mı? İlk 2'ye değil ama 3'e 4'e rahatlıkla oynayabilecek seviyede bir ekipler bence. Yani eski güçlerine ulaşabileceklerini ben şahsen düşünüyorum. Ve şu anda yaptıkları en azından özellikle Zaras transferi de olumlu yanıt vermiş gibi duruyor. Evet aynen öyle dediğin gibi. Yani Beşiktaş oyun hizmetlerindeki Zaras'la Team Turquality'deki Zaras arasında dağlar kadar bir fark var. Kalista Ezreal'i de yasaklaması geldi Team Turquality'den. 2 tane nişancı yasakladılar. Kalista Ezreal direkt Ruvelius'a yönelik yapılmış yasaklamalar. Yine Lucian oynamaya büyük bir ihtimal itmek istiyorlar Ruvelius'u. Veya kendileri ilk seçimden böyle bir tercihi düşünüp tamamen farklı bir nişancıya itebilirler. Evet bakalım Bart yasaklaması geldi böyle Beşiktaş oyun hizmetlerinden. Bakalım Team Turquality ilk seçimden
Hangi şampiyonu yönelecek? Karma. Karma. Karma üzerinde duruyor. İlk seçim alınabilir bence. Long Bee'nin etkili performans ortaya koyduğunu görmüştük. Özellikle Dark Passage'dan Abaria'ya. Abaria'nın Azir'ine karşı. Yani tabii o Abaria'nın Azir'i apayrıydı. Onu bir kenara koymak gerekiyor. Ama Long Bee'nin gerçekten iyi bir karma performansı vardı o maçta. Evet. Türk kalite esnek seçim olan Karma'yı kilitledi böylelikle. Kazen'in de Long Bee'nin de Karma oynadığını biliyoruz. Özellikle çilekler karşılaşmasında Long Bee işlevsel karmaya nazaran biraz daha yetenek gücü, hasar odaklı bir karmaya gidip hatta büyü nüfuzu çizmelerini de alıp muazzam bir hasar potansiyeline ulaşmıştı. Bakalım bu maçta karmayı kimin ellerinde göreceğiz? Team Turkuality cephesinde. Şimdi Beşiktaş oyun hizmetlerinin iki tane seçim şansı var. Seçim hakkı onlarda. Son 15 saniye kaldı. Ryze açıkta, evet. Ryze ve Braum'u kilitledi Beşiktaş oyun hizmetleri. Azir'in açık olduğu oyunda Ryze almayı tercih ediyor Immortal. Çünkü Ryze şu anda çok değerli. Ama 6-13 yamasında o değerini bir hayli yitirecek. İki tercih de oldukça güvenli. Yani karşısına seçilen şampiyonlardan öyle pek canı yanmayan, yani ilk seçim olarak yapabileceğiniz tercihler hem Braum hem Ryze. Diğer tarafta Team Turquality Reach'e yine çok sevdiği Rek'Sa'yı bırakmayı düşünebilir. Onlar da diğer tercihlerini eğer saklamak istiyorlarsa. Killrez, tabi bundan zaten bahsetmeyi unuttuk. Geçtiğimiz seride bahsetmiştik. Sivir Karma'nın uyumu bir hayli yüksek. Çilekleri galibiyete taşıyan kompozisyonlardan yok değil miydi yoksa? O maçı kaybetmişlerdi. Evet, onu tam olarak hatırlayamadım. Yok, o maçta, pardon, o maçta destekleri Karma'ydı. Orta koridorda Lissandra'ları vardı. Şundan bahsetmek istiyorum. Geçen hafta 4 maçta Sivir yasaklanmıştı Killrez'e karşı ve bu karşılaşma da açıkta. Şu an Sivir'i gösterdiler ama seçmediler. Bir sonraki rotasyonda Sivir'i seçmeyi tercih edebilir. Ruvelius'un oynamayacağını tahmin edip, evet, çünkü evet. Ruvelius Sivir pek oynamayan bir oyuncu. Onun oynamayacağını tahmin edip, tamam biz Azir'i alalım, Elise'i kitleyelim düşüncesiyle hareket ediyor olabilirler. Ve Ruvelius Draven'ı kitledi. Sivir şart. Şu an Sivir'e gerçekten ihtiyaçları var. Özellikle yani bunun sebebi, hani Draven Sivir koridorundan ziyade onu tamamen apayrı bir yerde tutuyoruz zaten. Sivir, Karma ve bu şampiyonların sağladığı hareket hızının, hücum avantajının Draven gibi, Ryze gibi mobil olmayan şampiyonlara karşı bayağı hissedilmesi. Yani bu tarz şampiyonları çok ters noktalarda yakalayabiliyorsunuz. Evet, Team Turquality aslında iki tane nişancı yasaklayarak Beşiktaş oyun hizmetlerinin Ruvelius'un Lucian alacağını tahmin ettiler ama Draven'ı unuttular sanırım Ruvelius'un ve Ruvelius ilk maçı kaybettikten sonra burada Draven'a yöneldi. Onun da belki de en çok sevdiği, en çok oynadığı şampiyonun Draven olduğunu biliyoruz. Bir kere daha cebinden bu seçimi çıkarıyor. Killrez bakalım Jhin'in üzerinde duruyor ama Sivir almayı tercih edebilir mi? Hayır. Jhin'i ve Trundle'ı kilitledi Team Turquality böylelikle. Jhin de, belli oluyor. Jhin de gayet aslında iyi bir tercih. Özellikle Beşiktaş oyuncularının menzillerinin çok kısıtlı olduğunu düşünürsek, geçtiğimiz seride tanıklık etmiştik. Yani çok uzak menzillerden rakibi yerini mıhlayabilen, sersem desem demeyeyim de en azından hareketini kısıtlayabilen bir şampiyon. Burada Ruvelius'un ve özellikle Immortor'un, tabii Scarface'in de Ryze oynadığını görebiliriz bir ihtimal. O da çünkü Ryze oynuyor. Yani Ryze ve Draven'ın pozisyonlarına çok dikkat etmesi gerekecek. Evet, çok haklısın. Bakalım son seçiminde neye yönelecek? Eğer Ryze orta koridora giderse bir Gnar seçtiğini yine görebiliriz Ryze Scarface'in. Dün Gangplank oynamıştı. Bence Ryze yukarı gidecek. Orta koridora, Azir'in karşısına bir şampiyon düşünebilirler. Bakalım Swain geldi. Şimdi hangisi nereye gidiyor? Swain acaba orta koridora mı, üst koridora mı gidecek yoksa? Bakalım takaslardan sonra belli olacak. Immortal Ryze'i aldı ve muhtemelen üst koridor Swain göreceğiz. Hala son 20 saniye kadar değiştirme şansı var Beşiktaş oyun hizmetlerine ama bu şekilde gibi görünüyor. Yani Draven
alarak Ruvelius, yani Ruvelius olduğu için şaşırtmadı ama çok değişik bir tercih. Hı hı. En azından profesyonel arena için. Yani kesinlikle kötü bir tercih değil. Hatta yeri geldiği zaman oldukça iyi bir tercih. Ama mesela yanınızda Karma varken ya da Zilean varken Draven tercihini yapmayı yine düşünebilirsiniz. Çünkü işlevsel şampiyonların yanında kendisini çok iyi gösteren bir nişancı Draven. Bunun yanında Beşiktaş'ın avantajı şu. Takım savaşına girebilirlerse, hakikaten kafa kafaya kapışabilirlerse Team Turkuel ekibiyle, o zaman savaştan Beşiktaş'ın üstün çıkması çok zor olmayacak. Ama işte Team Turkuel'in o menzilini, menzil avantajını bir şekilde kısıtlamaları ve direkt işte dediğimiz gibi yani kafa kafaya gelmeleri gerekiyor. Evet, peki sence o Jin'in trajedisine uzun menzillerden kullanmak için bir Azir tercihinin ön plana çıktığını görür müyüz? Çünkü Çelikler maçında Varus, Jin ikilisini görmüştük. Yine Azir de uzun menzillerden hasar verebilen bir şampiyon. Aynen öyle. Yani ileriyle beraber askeri öne, sonra bir tane otomatik saldırı üzerine trajediyle çok rahat bir şekilde uzak menzilden zaten rakipleri kilitliyorsunuz ve bunu bence birçok kez göreceğiz bu maçta. Evet, ve alt koridoru değinmek gerekirse Braum ve Draven çok korkunç bir koridor gerçekten. Eğer bir buz yanı yükü gelirse bir şampiyonun üzerine ve Draven otomatik saldırı menzilindeyse o şampiyonun düştüğünü veya sıçrasını kullanmak zorunda kaldığını da görebiliriz. O yüzden bence bir koridor değişikliği gelecek. Yani iki takımı da yarayacaktır koridor değişikliği. İlk eşyalarını çünkü daha rahat bir şekilde alacaklardır. Bir yandan da yani Trundle menzilli bir şampiyon olmadığı için Swain'e karşı zorlanabiliyor. O yüzden koridor değişikliği onun da işine gelebilir. Evet, ve serinin ikinci karşılaşmasına geçiyoruz. Team Turquality 22-0 gibi çok dominant bir oyunla ilk karşılaşmadan galip gelmeyi başarmıştı. Bu sefer Beşiktaş oyun hizmetleri sanki daha güvenli seçimler yapmış gibi görünüyor. Ama yine değişik bir Draven tercih olduğunda çok alışık olmadığımız diyelim daha doğrusu. Hatırlatalım. Evet, tahminini alayım Scarlet. Yetişemedim. Gördün artık. Çok geç gördüm. Bir dahakine artık. Evet, alev ejderi olacak. İlk ejderimiz. Minyonlar harekete geçti. Bazen orta koridorda Ryze oyuncularının Doran yüzüğüyle başladığını görebiliyoruz ama bu hüsranın sonuçlanabiliyor. Çünkü o 750 altın biriktiremeden üstüne dönmek zorunda kalabiliyor Ryze oyuncuları. Mana sorunu yaşadığı için. Burada sadece 400 altın biriktirerek Tanrıçanın gözyaşıyla tekrar ışınlandı koridora geliyorlar. Orta koridorda biriktiğini gördük Team Turquality oyuncuların. Hepsi orta koridor kulesinin altında bekliyordu. Çünkü koridor değişikliğine reaksiyon vermek istiyorlar. Kendileri o Braum Draven koridorundan kaçacaklar ve üst koridora yönelecekler. Evet, şu an için başarılı bir koridor değişikliği yaptılar ve kırmızı düşlenmeyi burada almayı başarıyor. Orada yalnız devam etmek yerine Rogue'un üzerine gitmeyi tercih etti bu ikili ve yaklaşık bir 10 saniyesini kaybettiler aslında. Burada keskin gagalara başladı şimdi Rich. Rogue onları rahatsız etmeye devam ediyor. Yalnız bu biraz yardım niteliğinde atılan bir buz yanıydı Rogue'dan. Ve keskin gagaları da çok rahat aldı Rich de Zyrant. Ya dediğim gibi biraz hızlandırdı sadece rakibin onu almasını. Evet, ama takım arkadaşları da çok geç kalmadı aslında ormanda. Aynı şekilde onlar da 3. kampını alıyor şu anda. Hatta Rek'Sai tek başına alıyor. Şu anda Ice Scarface alt koridoru takım arkadaşlarının yanına geldi ve Zyraz üst koridor ışınını kullanmak zorunda kalıyor. Evet, aslında o Baron'un oradaki nehirdeydi. Orayı yürümek yerine ışınlanla gitmeyi tercih etti. Çünkü koridor değişikliğinde yapılan en ufak bir hata tamamen oyun işleyişini değiştirdiği için burada hiç riske atmadı Zyraz. Draven'da hem baltalarını tutarak pasif yükünü yükseltiyor. Şu anda 40 yüke ulaşmış. Erken safhalarda zaten bunu olabildiğince artırması gerekiyor Ruvelius'un. En azından skor bulmadan önce. Evet, 4 kişi burada buluştu Beşiktaş ekibi. Şimdi üst tarafta Karma Kazı üstüne dönüyor. Aynı şekilde Killrest'e üstüne dönüyor. Zyraz buradaki kulenin altını, 400 altını cebine koyacak. Yani bu koridor değişikliğini aslında iki tarafta istiyor. Çünkü genelde hani koridor değişikliğine baktığınız zaman şey sorusunu da yanıtlamanız lazım. Yani
ilk eşyasını almak hangi takımın işine geliyor? Burada iki takımın da eşyaları en azından mesela alt koridorda eşit düzeyde. İkisi de büyük bir ihtimalle bir Yoğumu tercihine ilerleyecek. Hem Ruvelius hem Kirdes. Birbirleriyle karşılaşmayacaklar. Üst koridora baktığımızda Zyras koridor baskısından, yani bir ormancı tehdidinden uzak bir şekilde o da ilk eşyasına ulaşacak. Aynı şey Scarface için de geçerli. Yani iki takım da bu koridor ilişkiliğini olabildiğince uzun tutabilir. Tabi burada şu var. İlk ejder kime gidecek? Çünkü Alev ejderi oldukça büyük önem taşıyor. Özellikle Jhin ve Draven varken, ki bu fiziksel hasarları çok 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 yüksek olan şampiyonlar diğer nişancılara kıyasla. O yüzden ilk ejderi hangi takımın alacağı oldukça önemli. Evet, ve bir oyunda Jhin olunca ve Alev ejderini görünce direkt aklıma Avrupa LCS'de 800 fiziksel hasara ulaşan Jhin geliyor. Ve iki Alev ejderinin düştüğü oyunlarda, alındığı oyunlarda Jhin oyuncuların geç oyunda 800 fiziksel hasara ulaştığını görebiliyoruz. Ve tabi Kadim ejderha ile birlikte şimdi alt koridora bir baskın gelecek mi Tracer'ın? Aynı şekilde Reach de orada. Ama Reach'in görüşünü aldı. Orada Tracer yere gömüldüğü için hissetti orada olduğunu. Şimdi Scarface'de Zyras karşılaşıyor. Ufak bir minyon üstünlüğü var Zyras'ın ama oradaki minyonlarla birlikte bu farkın azaldığını göreceğiz. Tırpan'a karşı iki tane uzun kılıç alt koridorda. Immortor orada mavi güçlendirmesini almış. İlk mavi güçlendirmeyi Rek'Sai oyuncularının çoğu zaman orta koridoruna bıraktığını görüyoruz ve burada da aynı sahne mevcut. Eğer mavi güçlendirmesi olmasa Immortor'un bu dakikalarda, hatta daha da önce üstüne dönmek zorunda kaldığını görebilirdik. Mana'ya belki de en fazla ihtiyaç duyan orta koridor şampiyonlarından biri. Şu anda sadece zaten minyona odaklanıyorlar. Hem Longbee hem Immortor'u. Tabii ben burada şunu merak ediyorum. Longbee yine Morello çıkacak mı acaba? Aslında bu oyun ihtiyacı olabilir çünkü karşıda evet, Swain var. Bu oyun çıkması lazım hatta. Şimdi Immortor'u Longbee'nin üzerine gitti. Anında bitkinliğini kullanıyor Longbee. Tabi canı sadece %20 azaldı. Bitkinliğe ihtiyaç yok mu diye düşünenler olabilir ama %70 hasar azalttığı için orada bitkinliği kullanmasa o komboyla canını %20'ye kadar indirin görebilirdik. Longbee'nin ve Immortor'u devamında getirebilirdi. Ruvelius'la Rogue ikilisi tekrar alt koridorda minyonları olabildiğince ittirmeye devam ediyor. Ve Draven AMK kılıcını aldıktan sonra çok tehlikeli bir hale gelebilir ama Elise alt koridoru ziyaret etmek isterken orada totem olunca hemen geriye çıktı Ruvelius'a. Orta koridora ışından kullandığını görüyoruz Immortor'un. Bu da koridoru ittiren Longbee'nin yürüyerek üstüne, pardon, koridora geri geldiği anlamına gelecek. Şimdi Beşiktaş ekibi Alev ejderine şöyle bir odaklandı, şöyle bir baktılar. Tabi Longbee geri döndü ve büyük bir ihtimalle bunun farkındalar. Evet, bu ejderi alacak Beşiktaş oyuncuları. Oraya yetişmesi pek de mümkün görünmüyor Team Turquoise oyuncularının. Karma deneyebilir ama. Kalsa geldi, ışından da geldi yalnız. Buradaki ejderde savaş istiyorlar. Rek'Sai de ultisiyle birlikte katılıyor. Reach sıçradı ve almayı başardı. Çünkü Tracer'ın çarpı yoktu. Reach orada düşecek ama bu gayet kabul edebilir bir takas derken diğer tarafta yalnız Karma'yı da almayı başardı. Beşiktaş oyun hizmetleri Alev ejderine karşılık iki skor verdiler. Ama takımınızda Jhin varsa çok da kötü diyemeyiz bu takas için. Yani burada odağını değiştirmemesi gerekiyordu Beşiktaş ekibinin ve en azından ejderi bitirmeleri ama gerekiyordu. Ama Tracer'ın çarpı bekleme süresindeydi. Evet, onunla beraber zaten Reach çalmayı başak çarp bekleme süresi, yoksa dışarıda birine mi kullandı? Yok, kullanacak eşyak üzerinde. Alev. %100 tahmin oranı devam ediyor. Oo, Longbee. Longbee bu sefer bitkinliği yok ama askerleriyle birlikte geri çıkmayı başardı. Rogue'un üzerinde kırmızı güçlenme var ama biraz önde kaldı Rogue. Sıçrıyor da Kaze. Rogue skorunu istiyor çünkü orada kırmızı güçlendirme var ama Rogue'un da sıçrasını kullandığını gördük. Ejder için de bu arada çok enteresan bir olay gerçekleşti. Rogue'u tutuşturunu Reach'in üzerine bırakmıştı. Reach'in üzerine Ruvelius'un baltası uçuyordu. Örümcekin işine girdi Reach. Ve skoru Ruvelius alamadı, tutuştura öldü. O yüzden hala üzerinde harcanamamış daha doğrusu
Ruelius'un yükleri mevcut. Evet, bu da çok önemli bir detay gerçekten. Şu anda... Ya onları 160 civarında yükleri. Evet. Şu an ilk iki basamağını görüyoruz sadece. 170, 170'e çıktı. Onları işte harcayamadan ölürse o zaman kendisi için büyük sıkıntı olabilir. Şimdi Robo ile Ruvelius ikilisi tekrar alt koridoru ittirme olayına başladılar bir kez daha. Ve vade alametine başladı. Ve yine erken bir vade alameti göreceğiz. Bu oyunda da. Çok fazla değinemedik ama Ice Scarface biraz geride başladı. Bu koridor değişikliği onu etkilemiş gibi görünüyor. O yüzden o asırlık topa biraz geç bitecek. Ve vade alameti güçlendirmesini burada almayı başarıyor. Team Turkuali teki bir Velisa Rogue'u kuleye vurmaya başladılar. Kaz'da gelince tekrar Kidres oradaki minyonları almak için geldi. Yaklaşmasına ya, izin vermiyor Kidres. Altında bile hasar veriyor Kidres'e. Bakalım Long P yine çok erken bir savaş çizmesi bitirmiş. Ve acaba Nashor'un dişine mi ilerleyecek Long P? Yani Nashor'un dişine ilerlerse gerçekten çok ilginç olur çünkü yani iki hafta önce rakip takımda hiçbir canını yenileyen şampiyon olmamasına rağmen Morello tercih etmişken şu anda Swain'e karşı hatta Ryze ve Draven'ı da ekleyebiliriz. Evet, evet. Hexa'yı da ekleyebiliriz. Hepsi canını yenileyebilen şampiyonlar. Draven'ı tabi can çalma alacağını düşünecek olursak. Eğer Morello'ya gitmezse gerçekten çok ilginç olacak. En azından bir noktada eklemesi gerekiyor eşya dizilimine. Bakalım Long Beater yapar diyelim. Diğer tarafta Zyras tehlikenin yaklaştığını anladı ve geri dönecek. Aşağıda da Kidres, Kaze ilk kuleye itmeye çalışıyor. Buradan bir avantaj elde etmeye çalışacaklar. Ama Scarface'in de zaten buraya yaklaştığını uzaklardan görebiliyoruz. Ruvelius üst koridorda tek başına minyon biçiyor. Bu dakikalar oyunun kopma noktaları olabilir yine. Ruvelius yokken takım savaşı çıkarsa eğer. Scarface geldi oraya, Robo ile birlikte hemen kule altındaki minyonları temizlemeyi başardı. Reach de karşı ormana bir tane totem bıraktı, derin totem. Romp'un oraya hemen Tracer'ı gösterdi şu anda. Oradan ayrılıyor. Bakalım Immortor'u ısırık sopasını bitirmek üzere. Immortor'un üstüne döndüğünü görüyoruz. Muhtemelen o ısırık sopa bitti yoksa. Ama Longpion dönmesine izin vermedi diye tahmin ediyorum. Yani şu anda Beşiktaş'ın hani göze çarpan belli bir bu power spike dediğimiz yani güç artışı dediğimiz durumu mevcut. 22-23. Dakika civarında Scarface'in ve Immortor'un asırlık sopaları full yüke ulaşacak. Draven'da büyük bir ihtimalle ilk iki eşyasını tamamlayacak. Onlar da yani bu barajı yakalayana kadar, bu güç artışını yakalayana kadar defansif oynamaktan pek çekinmiyorlar. Takım savaşından kaçınıyorlar. Yani yanlış bir karar da değil tabii ki bu. O noktadan itibaren bir anda Beşiktaş'ın vitesi arttırdığını görmemiz mümkün. Tabii ejderi de boşlamamalı lazım. Evet, 40 saniye var ejderi ve dakika 12'de 2 tane hasırlık sopa bitti. Hem Swain'de hem de Immortor'da. Bir de Immortor'un Merkür'ün adımları ekledi çantasına. Tabii bu tercih hem kitle kontrole karşı hem de büyü direnci olarak yaptığı bir yatırım. 20 saniye var. Oyunun ikinci alev ejderine ilkin Team Turquoise almayı başarmıştı ve şu an içinde oradaki görüşü kazandılar. Hemen Rogue ile Ruelius geliyor oraya. Bu başlayacak mı Team Turquoise? Kaze bekleyip kendini hızlandırdı ama bekleyip yemleyebilirler şu anda. Çünkü yemlemeye çok aslında müsait bir kompozisyonları da var. Hani koza olsun, trajedi olsun. Ama geçtiğimiz takım savaşında ejderi zaten başlamış olan Beşiktaş'a karşı savaşı ejderi çalmıştı.
Team Turkuality fakat karşısında iki tane skor vermişti. Burada da bir benzerini bir ihtimal deneyebilirler. Bakalım şu an için takımlar tekrar normal oyuna döndü. O ejder yönelimini iki takımda bırakmış gibi görünüyor. Bir kere daha Ruelius'u alt koridorda minyon biçerken görüyoruz. O da 111 milyona ulaşmış dakika 14'te. Orta koridorlar haricindeki tüm koridorlar bu koridor değişiminden etkilenmiş gibi görünüyor. En azından minyon sayısına bakacak olursak. Şu anda 8. seviye karşılığında Kazer'in 9. seviyede olduğunu ve üzerine bir minyon dalgası geldiğini görüyoruz. 320 yük biriktirmiş bu arada Ruelius. Evet ve Alev Ejder'ini şöyle bir çekti Beşiktaş. İlkini yine Beşiktaş başlamıştı ama çarpı olmadığı için Tracer'ın bekleme süresinde olduğu için Reach çalmayı başarmıştı. Bakalım bu sefer nasıl bir senaryo izleyeceğiz. Arka tarafı hemen ışığından geldi Ice Scarface'den. Son perde açıldı. Binlerde şu anda. Ejder'in canı kim çalabilecek diye bakıyorum. Reach yine Alev Ejder'ini almayı başardı. Ice Scarface canının yarısını kaybederken Reach yine Ejder pitinde ölüyor ama bir skora karşılık Alev Ejder'ini almayı başardı Team Turkuality. Dakika 15'te iki tane Alev Ejder'leri var. Yine çalınan bir Ejder. Diyelim burada yani Tracer'ın çarplarından. Yalnız Tracer yakalandı orada. Bir de trajedi geliyor ve Long bir yan taraftan gelerek skoru hanesine yazdırmayı başardı. Ve toplam bakacak olursak birebir değişim ve Alev Ejder'i Team Turkuality'ye gidiyor. Ve Long bir Nashor'un dişini tamamlamış. Yani fazla kovaladı orada ki Sonar'la da görüyordu aslında rakiplerinin yaklaştığını. Fakat totem koyayım derken canından olduğunu gördük. Tracer'ın. Ve şu anda yetişemedim. Fark edemedim. Okyanus diyelim ya. Bir sonraki Okyanus. İki Alev Ejder'inin yanında tabii ki biraz soluk kalabiliyor bu güçlendirme. Ama evet, tabii ki iki takımın da ihtiyacı var. Tabii ki her zaman olduğu gibi illaki bir güçlendirme veriyor. İyi veya kötü. Ve Longpin mavi güçlendirmesi bu orta koridora geldi. Şu anda Immortal ufak bir üstünlük sağladı ama buradaki minyonlarla o üstünlük tekrardan kapanacak. Şu anda minyon sayısına bakacak olursak her koridorda ormancılar dahil eşit bir minyon skoruna ulaştığını söyleyebiliriz oyuncuların. Tabii dakikalar geçtikçe şöyle bir bakacak olursak Ryze güçleniyor. Aynı şekilde Swain güçleniyor. İki tarafta da yani diğer tarafta da Trundle'ın ve Azir'in de kuvvetlendiğine değinmek lazım. Yani tek tarafta değil bu güçlenmeler ve çift alev olduğu için daha da hissedilir duruma gelecek. Özellikle eşyalar arttıkça Jhin'in fiziksel hasarının evet, bayağı önemli bir boyuta ulaştığını göreceğiz. Evet, Jhin'in saldırı hızı da fiziksel hasara yansıdığı için burada Alev Ejder'in onun için ekstra ve önemi olduğunu söylemek lazım. Şimdi Ruelius da yoğumundan sonra AMK kılıcı eklemiş çantasına. Şu anda hasar olarak yani eşya olarak Kildress'e göre daha önde ama fiziksel hasarı zannediyorum ki Kildress'in daha fazla. Şu anda 234 fiziksel hasarı var. Tabii iki tane Alev Ejder'inin katkısıyla birlikte Draven'ın da muhtemelen o civarlardadır diye tahmin ediyorum. Draven'da büyük bir ihtimal Draktar'a doğru ilerleyecek. Draktar ve Ebedi ile beraber yani direkt tekleyen Draven'a yöneldiğini evet, şu an 192. Görebiliriz. 40 fiziksel hasar farkı var şu anda. 410 yük var. 420 yük var üzerinde. Ya bu da ne anlama geliyor? 900 altın yaklaşık. Evet, 900 altın kazanacak aldığı bir skor halinde. Rejin ultisi. Perdesi kullandı Kildress. Gelen hasar rolu tankladı. Canının büyük bir kısmını kaybetti. Reach yakalanıyor orada ve Swain Reed skorunu almayı başardı. Tracer de orada sıçrasını kullanmış. Şimdi Ruvelius'a yan taraftan Zyra'sonu kapatmak istiyor. Ruelius çok istiyor. Altını orada istiyor orada. Altını istiyor. Zyra'sı kovalıyor ama şifa geldi Kildress'ten. Ruelius'u yerine alamayı başardı. Rogue'un da canı çok az. Ama o pasif altını alamadı Ruelius. Sıçrasını kullanmasına rağmen. Ve şu anda
pozisyon avantajı Tim Türkalite'ye geçti. Orta koridor kulesini çok hızlı bir şekilde almayı başarıyor Tim Türkalite. Orada altın ihtimalini gördüğü gibi Trundle'ın üzerine sıçradı direkt Ruelius. Yani skoru alamayacağı da aslında yani yüksek ihtimaldi. Orada tabii 3 tane meydan daha yük olunca evet. Sersemlettikten sonra düşürebileceğini düşündü ama hem sıçrası var Zyrus'un hem de Kidres şifasını kullandığı takım arkadaşı için. Üzerinde tabii Zyrus'un herhangi bir zırh değeri de yok. Zırh eşyası da yok. Şimdi bakalım. Kaç yüke ulaşmış Ruvelius? Bir kontrol edelim. O da 450 yükte şu an. Ve Kidres Monolithurius'a doğru ilerliyor. Ryze ve Swain olduğu için. Biraz daha büyü direncine yatırım yapıyor. Karşında Ruvelius bakalım. Draktar gelecek gibi. Can biçen alacağını pek düşünmüyorum ben. Yok. Yani büyük bir ihtimal Draktar. Şimdi üst koridora gidiyor ve Zyrus'un sıçrası yok ama Zyrus geriye çekildi. Bakalım Baron canlı şu anda. Baron vadiyeni dakika 20'ye geldik ve bir tane de ejderin geldiğini görüyoruz. Reach'in gittiği yerde hem Immortal hem de Tracer onu bekliyordu ve Reach bedava bir skor bıraktı rakip takımına. Işınlandı da Zyrus'un orada boşa gidiyor. Reach örümcek formuna girecek vakti bulamadı zaten orada. En azından belki rakiplerini biraz oyalamayı düşünebilirdi ama başarılı olamadı. 0-4-0 oynadığını görüyoruz şu anda deneyimli ormancının. Ama hala repertuarında en azından iki tane ejder çalımı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, iki skor zaten ejderde verdi orada tek kaldığı için. Haricinde de iki skor daha verdiğin toplamda 0-4-0 olduğunu söyleyebiliriz. Senin de az önce değindiğin gibi. Şu anda altın farkı yok iki takım arasında da. Skor 5-1 ama bir kule. Direkt tutuştur geldi. Tutuştur geldi. Bırakabilecekler mi Ruve? Bakalım Zyrus düşecek mi orada? Ama Rogue düşüyor. Zyrus hasar vurmaya devam ediyor. 1102 altın. Ruve skorunu almayı başardı. 1100 altını ekstra olarak cebine koyuyor. Diğer tarafta ise Rek'Sai düştü. Şimdi son perde açıldı. Bakalım Long bir ultisi kullanabilecek mi? Ruvelius'u son perdeyle birlikte almayı başarıyor ve Long bir geri sıçramak zorunda kaldı. Ice Scarface biraz önde. Kidres hasar vurmaya devam ediyor. Ice Scarface neler yapıyor? Orada skoru verdi rakip oyunculara. Kuleye azaldı. Şimdi Immortor'un sıçrası var. Devam edecek mi acaba Immortor? Hayır. Güvenli menzile çıkmayı başardı. Mesafeye çıkmayı başardı. 3'e 1 mi değişim? Ruvelius mutlu öldü diyebiliriz en azından. 4'e 1 attı. Direkt bu arada kanıtlamış tamamladı. Hani biz Draktar mı yapar ne yapar diye bekliyorduk ama direkt olarak kanıtlamışı yöneldi. Ve belki de rakibin burada Morellus'unun olmayışını fırsat bilmiş olabilir. Yani Morello olsa başka bir eşyaya yöneldiğini görebilirdik. Immortor'u! Şimdi Immortor sıçradı ve Kildres skorunu almayı başarıyor. Sıçrası olsa da Kildres o rune hapsinden çıkması mümkün değil. Ve Immortor'u 3-0-4'e geldi. Gayet iyi bir durumda. 214 minyonu var dakika 22'de. Şu an 8-5 Beşiktaş oyun hizmetlerinin üstün olduğunu görebiliyoruz ama sadece 1000 altın üstünlüğü söz konusu. Çok acilen Team Turquality ekibinin bir celladın çağrısı ve bir de Morello'ya ihtiyacı var. Zyrus bakalım buradan çıkabilecek mi? Zyrus orada sıkıştırdı. Yan taraftan gelen bir de Tracer var. Hemen ultisini kullandı Zyrus. Orada güzel bir yan adım atıyor ama bir de Rogue geldi. Bakalım Kaze onu kurtarabilecek mi? Kaze hızlandırmak istedi takım arkadaşını ama hasar almaya sıçra geliyor. Kontrolü devam ediyor. Zyrus sıçrasının bekleme süresi gelmek üzereydi ama oradan çıkmayı başardı. Hasar yetmedi orada Zyrus'ı düşürmeye, Trundle'ı düşürmeye. Ama bu tabii ki bir ejder anlamına gelebilir. Evet, ışınlanı var yalnız Zyrus'ın. Evet, çok az bir süre var o ışınlanı dolmasına. 3-0-4 Immortal'u bu arada, o da koruyucu meleğe doğru ilerleyecek. Zaten genel olarak Rise'larda gördüğümüz bir eşya dizilimi. Üçüncü eşya direkt koruyucu melek tercih ediyorlar. Tanklıklarına tanklık eklemek adına. Şimdi kırmızı güçlendirmeyi işine bırakabilecek mi acaba Rich? Orada kendi almayı tercih etti. Çarpını da kullandı. Tabi 15 saniye sonra çarpı gelecek ama o süre zarfında Beşiktaş oyun hizmetleri başladı ejdere ve okyanus ejderine burada hanesini yazdırıyor Beşiktaş ekibi.
skor da oradan Zayrez'in ayrı kitleme yaptığını görüyoruz. Ve şu anda orta koridora toplanıyor Beşiktaş. Dreyser orada üzerine yöneldi. Longpin'in yerine mi alamayı başarıyor? Ultisini kullansa da uzaktan gelen Draven ultisiyle birlikte skoru almayı başardı. Ice Carface'e gitti oradaki skorda. Ve orada minyonlar olmadan kule hasarını tanklayarak almayı başarıyorlar. Okyanus. Aaa olmadı. Olmadı. Çok yakındı. Şimdi son perde açıldı. Kime geliyor? Immortor ikincisi isabet etti. Üçüncüsü boşa gitti. Dört de boşa ayak gitti. Hareketleri. Dansını da etti bu arada. Evet. Immortor'u. Julius sihir çenek diyecek. Çantasına yoksa civa yatağına da gidebilir bu eşyalarla bakalım. Şu anda aslında evet civa yatağınlık yani bir koza özellikle de bir trajedi var. Yani koza menziline zaten hani ona yakalanacak menzile zaten girmesi ama gerekiyor. Ama aldı. Evet. Ruvelius. Daha aldı. Mantıklı bir tercih. Şifası var. Şifası dolmak üzere. Şöyle baktığımızda sadece orta koridorların şifası yaklaşık bir dakika sonra gelecek. Ve bir sonraki takım savaşının tüm sihirdar büyüleri aktif olacak diyebiliriz. Longbee'nin bitkinliğine belli bir süre var sadece. Longbee gitmiyor bu arada Morello'ya. Diğer tarafta yine Celal'ın çağrısında kill arasında ilerlemediğini görüyoruz. Bu arada 5 tane görüş totemi var Team Turquoise'in üzerinde. Yani oldukça önem verdiklerini belirtiyorlar zaten bu harita görevlerine. En azından Baron etrafında görüş yakalamaları lazım. Çünkü altın farkının artık yavaş yavaş açılmaya başladığını görebiliyoruz. Bakalım şu anda Scarface tekrardan üst koridora çıktı. Jin gidiyor onun karşısına. Kidres gidiyor. Longbee de orta koridordaki minyonları temizledi. O da hiçlik değneğine doğru ilerliyor. Üçüncü eşya olarak Tracer'la Immortor'un da alt koridorda karşılaştığını görüyoruz ama iki seviye avantajı var Immortor'un Zyra'ya karşılık. Üst koridorda bu arada yavaştan birikmeye başladığını görüyorduk ama geri çekildi. Scarface ve Tracer ikilisi. Immortor ve Zyraz aşağıda şöyle bir karşılaşıp onlar da birbirlerini bıraktılar. Ve şu an için herhangi bir aksiyon görmüyoruz ama takımlar yavaş yavaş Baron'da görüşü kazanmak istiyor. Ve Kidres Draktor'ın kılıcını da tamamladı. Onun üzerinde bir tane büyü direnci eşyası yok muydu ya? Longbee. Immortor Longbee'yi yakaladı bu arada. Tracer sıçrasını kullandı ama Longbee'den güzel bir ulti gelmesine rağmen, kule adı hasar vurmasına rağmen Immortor hala tanklamaya devam ediyor. Zyra şimdilerde ultisini kullanıp sıçrayla geri çıkmak zorunda kaldı ve Longbee'nin ölüm süresi 40 saniye. Burada Baron'a yönelebilir Beşiktaş. Baron'a yönelebilirler. Burada Baron'a girmek istiyorlarsa çok riskli bir pozisyona girmesi gerekecek Team Turquality'nin çünkü Beşiktaş'ı dürtebilecek şampiyonları şu anda ölü vaziyette. Bakalım orta koridorları olmadan Team Turquality burada Baron'u savunabilecek mi? Evet, son perde istiyor. Kidres'in bekleme süresini bundan da bahsetmek lazım. 8000 de Baron canı. Zyraz arka tarafta 2'ye 1 yapıyor. Kaze sıçramak zorunda kaldı. Zyraz canının yarısından fazlasını kaybetti. Ruve sıçrayacak. Tek bir kitle kontrolü onun düştüğü anlamına gelebilir. Hala kovalamaya devam ediyor Immortor ama hareket hızı o rune hapsi için bir türlü yeterli olmadı. Zyraz tekrar krallığını kurarak orada kendini zandırıyor. Bu sefer de Tracer çıktı karşısına. Bakalım Baron'a yönelecek mi Team Turquoise? Şu anda neler yapıyor? Team Turquoise oyuncuları Zyraz'ı kurtarmaya geldi. Hem Iris hem de Karma. Bu yüzden Baron'a yönelemedi. Belki iyi bir karar Baron için Team Turquoise'ye bir pencere açabilirdi. Burada şimdi de rakip üst koridor yokken aynısını evet denemek istiyormuş gibi görünüyor Beşiktaş. Evet burada Draven'da hasarına güveniyorlar tabi. Ama Kaze'nin sıçrası yok. SKFS Longbee orada tutmayı başardı. Longbee kötü pozisyonda ultisini kullandı ama ultisi orada duvarı isabet ediyor sadece. Kaze'nin sıçrası olmadığını biliyoruz ve Kaze Immortor'u düşürmeyi başardı. Bir kere daha birini yakalayarak Baron'a başlıyor. Bu sefer 5'e 3 durumda var ve Zyraz'ın ışınlanı yok. Rogue'un canı biraz az. Son perdenin bekleme süresinin dolduğunu tekrardan geldiğini görebiliyoruz. Son perde açıldı. Rogue kalkanını kullandı. İlkinin önüne geçti.
İkincisini kullanan Tracer'ın üzerine örümcek inişini kullanıyor ve Baron'u bıraktı orada. Reach sıçradı ama Runaps geldi. Reach'in de orada düştüğünü göreceğiz. Reach'i de aldı ama yine Baron'u durdurmayı başardı Team Turkuality. Rogue'dan bir sıçra ve buz yanı görüyoruz ama yine isabetli değil. Beşli taş oyunu hizmetleri. Dördüncü round. Bir kere daha Baron'a döndü. Bakalım bu sefer knockout edebilecek mi Baron'u? 10.000'e kadar indi. Şu anda Baron'un canı. Bakalım. Azir üstünden çıktı ve bir duraklatma geliyor. Duraklatma geldi. Bakalım burada. Ben de ayaklanmıştım heyecandan. Yerime geçiyorum evet. Ve bakalım. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Baron güçlendirmesini şu anda çok fazla kovalıyor Beşiktaş ekibi. Yani ormancı yokken en azından deneyebilirler bunu. Ama ormancının varlığında zorlanacaklarını zaten anladılar. Bakacağız. Dördüncü round. Ama Beşiktaş oyun hizmetleri doğru zamanda çıkmayı başarıyor Baron'a. Evet, evet. Genelde takımların özellikle bir kere daha değinmek gerekirse geçen sezon çileklerin Baron'la ne zaman çıkacağını tam kestiremediği için çoğu zaman o Baron'da oyunu rakip takıma hediye ettiğini görüyorduk ama Beşiktaş oyun hizmetleri şu ana kadar Baron etrafında doğru hamleler yapıyor. Yani bir yandan da şu var, Reach'in çarplarının zaten çok kuvvetli olduğunu bu maç esnasında seri boyunca gördük. O yüzden yani Reach varken karşıda direkt olarak Baron'a yönelmekten birazcık çekiniyor diyebiliriz. Evet ve tekrardan maça geri döndük. Baron'un canı 5000'de. Şimdi Karma ve Zyraz orada 3000'e kadar düştü. Zyraz girme kararı aldı içeri. 1000'e kadar düştü Baron'un canı. Bakalım alabilecek mi? Beşiktaş oyun hizmetleri ve Tracer almayı başarıyor. Şimdi Zyraz kötü pozisyonda. Zyraz'ın düştüğünü göreceğiz. Zyraz skorunu hanesine yazdırdı Beşiktaş. Ve şöyle bir bakacak olursak son 1 dakikada 5 skor üstüne bir de Baron aldı. Ve şu anda seride eşitliği yakalayabilmek için önemli bir avantaj var ellerinde. Bakalım bu Baron güçlendirmesini nasıl kullanacaklar? Diğer tarafta da Team Turquality hızlıca 3. alev ejderine yönelmek istiyor. Ama evet. Tracer burada. Bakalım Tracer geldi. Ryze da hızlı bir şekilde oraya geliyor. Orada Tracer'ı ignorlayıp ejder'e yönelecek ama Reach'in sıçrası yok. Son perde açıldı Azir'den güzel bir ulti. Orada almayı başardı ama Reach nasıl çıkacak oradan? Sıçrası yok Reach'in. Alev ejderini alıyor. Ölüm süresi çok önemli Reach'in burada. 45 saniye. Reach'in hikayesi oldu ya bu. Yani 3. defa şurada görüyoruz ya 3 tane alev ejderi var. Hepsinde canı pahasına takımı için aldı Reach. Fedakar ormancı. Koca yürekli. Ve 25 saniye kaldı Reach'in tekrar gelmesine ve işte oyun hizmetleri alt koridordan süper Baron güçlendirmeli minyonlarla yine süper diyebileceğimiz orayı ittirmeye devam ediyor. Bir tane kule aldılar. Ice Scarface orta koridorda Zyraz'ın karşısında bulunuyor. Longbee bu minyonları temizleme konusunda hiç iyi bir kaynağa sahip değil çünkü onun önünde durabilecek bir tankı yok. Şu anda Immortal zaten hiçbir şey yapmıyor. Sadece sağ klik rakibin üzerine koşuyor. Ve geri çekilmek durumunda kalıyor Team Turquality ekibi. Alt koridorun inhibitörünü açtılar. Şimdi ortadaki Zyraz'ın üzerine yönelebilirler. Ama Zyraz oradan uzaklaştı. Evet, çok rahat aldılar yalnız. Herhangi bir direnç gösteremedi bile Team Turquality. Şimdi orta koridordan minyonlar ikinci kuleye kadar geldi. Ve kulenin canı da çok az. Burayı da rahat bir şekilde almayı başarıyor Beşiktaş oyun izletleri. Bir sonraki hamlesi üst koridor ikinci kule olacak. Ve devasa bir minyon dalgası var orada. Yukarıdan da baskıyı kurmak istiyor. En azından o kulenin, kuleden gelen bedava global altını alacak Beşiktaş. Burada gelen büyük minyon dalgası ile birlikte. Baron güçlendirmesini şimdilik oldukça efektif kullandılar diyebiliriz. Ama daha fazlasını isteyecekler mi? Sıçra geldi o sıçra. Ice Scarface'den geliyor. Karşılığında herhangi bir sıçra kullanılmadı. Çok agresif bir oyun. Burada ikinci kuleyi de almayı başardı Beşiktaş oyun izletleri. Altın farkı 10.000. Yalnız 3 tane alev ejderi sanki hasar bakımından bu farkı eşitliyor gibi diyebiliriz. %24. Şimdi bir kozo tuttu. Longfi kötü pozisyonda sıçrayarak geri çıkıyor. Reach de Zyraz'lara da hasar vurmaya devam ediyor ama Tracer'ı almayı başardılar. Drakkar'ın kılıcında ekstra vurdu hasar gördük. Rogue kötü pozisyonda 2-2 yapan bir hazır var. Son perdenin son mermisi boşa gitse de önemli değil. 2 skor çıkarmayı başardı. Team Turquality buradan ve Asikar ve sıçrası da yok. Az önce kullanmıştı. Orada onun da düştüğünü göreceğiz. 3 skor birden verdi Beşiktaş oyun hizmetleri. Zyraz bir de Immortal'ın üzerine sıçrıyor. Immortal'a da sıçramak zorunda kaldı.
ve toplamda 3 skor çıkarıp inhibitor kulesinde korumayı başardı ama hatta 4. skoru istemeye devam ediyor Team Turquality. Immortal'ın bir de koruyucu meleğini alacaklar burada. Koruyucu melek devreye girdi ama kalktığı gibi tekrar düştüğünü göreceğiz Immortal'ın. Toplamda 4 skor, Kidres'e buraya kadar diyor. Maçı alabilmek için önemli bir fırsat vardı önlerinde ama Beşiktaş ekibi biraz fazla agresif oynadı ve karşılığında arka arkaya skorlar verdiler. Şimdi Team Turquality bir dönüş yapabilecek mi? Yapabilecek mi? Bunu göreceğiz önümüzdeki dakikalarda ama en azından alt koridordaki bu minyonları tutmayı başarabildiler. Nexus kuleleri düşmedi. Evet, şimdi Zyraz'da o gelen süper minyonları, daha doğrusu bir tane süper minyon geliyor. Onu olabildiğince hızlı bir şekilde ittirmek istiyor. Tabii çok fazla üzerinde bir hasar eşyası olmadığı için, sadece bir tane hasar eşyası olduğu için biraz zorlandığını söyleyebiliriz ama aldığı vahşi idranında alan hasarıyla birlikte kolay bir şekilde tüm minyonları temizleyecektir. Beyzbol sopasını vura 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 2 minyon dalgasını temizledi Zyraz. Evet, Reach'in üzerinde bu arada bir koruyucu melek görüyoruz. Yalnız takım savaşına dikkat ettiğimi bilmiyorum. Tracer araya girdi. Girdiği gibi düştü çünkü Kidris'in o Draktar'ın kılıcının ekstra hasarıyla beraber crit ve çok fazla hasar bıraktılar Tracer'ın üzerine. Yani şu anda zaten Beşiktaş'ın yapması gereken şey belli. Alt koridor inhibitörünü direkt Immortal'ı koştur koştur içeri göndererek aldılar. Yani bir defa bunu deneyebilirlerdi üst koridorda ama İşte içeri girince defans konusunda iyi bir kompozisyonu var Team Turquality'nin. Özellikle Trajedi ve Azir'in yetenek setiyle birlikte çok rahat bir şekilde uzaklardan hasar vurup rakibi yerine sabitleyebiliyorlar. Baron güçlendirmeli minyonları temizleme konusunda biraz zorlandığını gördük Team Turquality'nin ama o güçlendirme yokken Beşiktaş oyun hizmetlerinin kuşatması hiç kolay değil. Hatta neredeyse imkansız. Şimdi Ruvelius toplam 4 eşya tamamlamış, bir de Dominik Efendi'nin hürmetlerini almış. Zırh delme konusunda ona biraz fayda sağlayacak ama şu anda zırh alan çok da fazla oyuncu yok. Elise koruyucu melekten gelen ufak bir zırh, bir de üst koridorda Zyraz'ı donmuş yürekten gelen az bir zırh değeri var. Artık takımlar birbirleriyle bu Kadim Ejderha'nın etrafında karşılaşacaklar. 30 saniye var Kadim Ejderha'nın çıkmasına, olabildiğince görüşü oturtmaya çalışıyor tabii ki ekipler. Immortal'un üzerinde bu koruyucu melek olmaması ve Scarface'in de henüz bitirmemiş olması Beşiktaş için kötü haber diyebiliriz. Evet, ve inhibitor devreye girecek. Evet, bu da Team Turquality için oldukça iyi bir haber. Artık ekstradan o inhibitörle baş etmeleri gerekmeyecek. Kadim Ejderha'nın vadiye indiğini görüyoruz. 20 saniyede Baron'a var. Scarface üst koridorda orada minyonları ittirdikten sonra üstüne dönüyor. O da Zonya'sını tamamlamıştı zaten bir takım savaşı öncesinde. Koruyucu meleğini muhtemelen bitirecek. Scarface bakalım yetecek mi altını? Hala üstünde bekliyor. O büyük bir ihtimalle ışınlan için bekliyor. Evet, Team Turquality yalnız Baron'a yöneldi. Kadim Ejderha'yı bırakıp... Evet, ve Baron'a hızlı bir şekilde başlıyor Team Turquality. Ama bu bir tahmin yani. Kadim Ejderha'yı alıyorlardır diye başladılar. Ama buraya yetişebilir Beşiktaş. Üst taraftaki Beşiktaş. Minyonlara gelen bir ışından var. Arka taraftan kapatabilir Scarface. Lompi'nin yarı canını aldı Draven ultisi ve... Scarface geliyor. Scarface yan taraftan kapattı. İki kişinin yerine mutlayıp Zonya'sı kullandı ve Draven Kaze skorunu almaya başarıyor. Scarface hala hayatta. Lompi hasar vurmaya devam ediyor. Tracer girdi araya. Reach'in canı az. Zyraz'ın canı az. Zyraz sıçradı, bakalım onu kim kovalayacak? Kimse kovalayamıyor. Ve Kaze'yi kaybetti sadece ama Baron'u aldı Team Turquality. Bir skora Baron. Gayet iyi bir takas. Tabii koruyabilecekler mi üstlerine? Önemli olan bu. Büyük bir ihtimalle koruyacaklar çünkü Beşiktaş ekibi şu anda gidip o Kadim Ejderha'yı almak istiyor. Evet, ama Kadim Ejderha'yı bırakmak konusunda hiç de niyeti yok Team Turquality'nin. Hem Azir hem de Jhin oraya doğru ilerliyor Kadim Ejderha'ya. Beşiktaş oyun hizmetleri başladı. Orta koridorda yalnız pozisyon dışı kalan bir
Immortor'u var. Trajedi orada Immortor'u buldu. Immortor'un orada düştüğünü görebiliriz. Immortor skorunu alan Jhin oluyor ama Kadim Ejderhan'ın canına bakmak lazım. Bakalım Team Turkality yetişebilecek mi oraya? Daha 8000'de ve Beşiktaş oyun hizmetleri bırakmak zorunda kalıyor. Buradaki Ejderha'yı şu anda Team Turkality cana zalmış Ejderha başladı ve Scarface orada düşüyor. Çok güzel bir buzdan sütun Zyraz'dan ve Swain skorunu hanesine yazdırıyor burada. Azir hem Baron güçlendirmesi hem de Kadim Ejderha'yı almayı başaracak burada Team Turkality. Yalnız Kadim Ejderha biraz canını doldurup geriye çıkıp ama bu güçlendirmeyi de almayı başaracak. Şu anda Jhin'in ben saldırı gücünü merak ediyorum. Jhin 3 Alev Ejderi bir de Kadim Ejderha ile beraber Jhin ve Longbee'ye de tabii bakmak gerekiyor. Longbee'nin de yüksek miktarda yetenek gücü var ama galiba Rabadon tamamlamadı henüz. Şu anda 635 ve Rabadon tamamlamış 800. 800-794 yetenek güçlü de Longbee de var. Şu anda çok güçlü. Team Turkality oyuncuları fazladan bir eşya almış gibiler. Bir büyük eşya almış gibi. Ekstradan tabii %24 yetenek gücü ve fiziksel hasar. Ve bununla zaten bir ikinci Kadim Ejderha o da bir %12 daha veriyor. %36 gerçekten çok tehlikeli. Ama işte bunu kullanmaları gerekiyor. Çünkü sadece 2 dakika sürüyor üzerlerinde ve zaten 50 saniyesi bitmiş vaziyette. Olabildiğince hızlıca hücuma geçmesi gerekiyor Team Turkality ekibinin. Şu an Killer'e sanırım son perdesini kullansa tüm mermileriyle bir kişiyi alabilir. Evet şu an oldukça fazla hasar vuruyor. Bakalım deneyecek mi en azından kuşatma için belki. Bir sonraki kulenin altında bunu kullanmayı düşünebilir. Şimdi üst koridora gitmeyi tercih ediyor Team Turkality. İnhibitor kulesine devam etmediler. Kırmızı güçlendirmeyi de aldı Kildress. Şimdi son perdesini kullandı. Immortor'u isabet etti birincisi. İkincisi de ona isabet ediyor. Üçüncü Scarface'e geldi. Dört de ona geldi. Zyraz hasar vurmaya devam ediyor. Trajedi ile Immortor'u tutmayı başardı ama devamını getiremiyor. Team Turkality en azından iki kişi üstüne döndürecek. İşte maçın başında bahsettiğimiz menzil avantajının ortaya çıktığını görebiliyoruz. Çok uzaklardan. Düştü, çok hızlı düştü inhibitor kulesi. İnhibitor da almayı başarıyor Team Turkality burada. Ve şimdi orta koridora doğru ilerliyorlar. Reach ters pozisyondan gidiyor buraya. Kimse ama ona yetişemeyecek. Baron güçlendirmesi bitmek üzere. Aynı şekilde Kadim Ejderha güçlendirmesi de saniyeleri kaldı. Reach'ten bir koza geldi yan taraftaki Immortor'a. Şimdi Rogue araya girdi. Kaz'a yavaya kaldırmayı başarıyor aynı şekilde. Killrest ama anında düştü Tracer. Immortor arada şimdi. Immortor geriye doğru çıktı. Ice Scarface orada koruyucu meleği var. Zonya'sını kullandı ama hemen düştü Ice Scarface. Kildress'in canı %40 civarlarında ama doğru bir pozisyonda Kildress hasar vurmaya devam ediyor. Bir skor da hanesine yazdırdı ve Immortor'un koruyucu meleğini aktif etti Longbee. Kildress hemen oraya kapanını bıraktı ve skoru güzel bir biçimde Longbee almayı başarıyor. 3 skor aldı. Team Turkality ve 5'e 2 bir durumda burada oyunun bittiğini göreceğiz. Çok etkileyici bir performans ve böylelikle 3 puana da ulaşmış oluyor Team Turkality ekibi. İlk Nexus kulesiyle beraber ikinciyi de düşürecekler. İlk oyunda çok dominant bir performans sergilediler. İkinci oyunda geridelerdi ama güzel bir geri dönüşü imza attılar. Ve böylelikle 3 puan Team Turkality ekibinde. Team Turkality bugün yani sürpriz bir galibiyeti imza attı diyebiliriz aslında. Genel olarak berabere bitmesi çok da nasıl diyelim muhtemeldi bu karşılaşmanın. Çünkü Beşiktaş Oyun Hizmetleri Team Turkality karşılaştırmasını yaptığımızda Beşiktaş Oyun Hizmetleri son zamanlarda çalkantılı bir performans sergiliyor ama genel olarak Team Turkality'ye karşı daha üstün bir takım olarak gözüküyordu. Ama Team Turkality bu galibiyetiyle beraber gerçekten zirve yarışına tekrardan ortak olduğunu bize gösterdi. Bakalım önümüzdeki haftalarda neler yapacaklar? Bu performanslarına devam edebilecekler mi? Asıl zaten sorulması gereken soru bu. En azından ilk 6'ya kalabilecek bir takım olduklarını bizlere gösterdiler diyebiliriz. Ama işte mevsim finallerinde nereden başlayacaklar? Evet peki çok kısa bir şey sormak istiyorum sana. Beşiktaş Oyun Hizmetleri 2 tane değişiklik yaptı. Orman ve üst koridorda. Sence bu değişiklikler onlar için yeterli mi? Veya TBF'ye kadar, Türkiye Büyük Finali'ne kadar bu kadroyu sence korumaları mı lazım? Bence finallere kadar korumaları lazım. Çünkü hani lig aşamasında zaten ilk 6'ya girebilmeniz en önemli şey. Tabii ilk 2'ye girebilirseniz ekstra bir avantajı var ama ilk 6'da kaldığınız sürece takımlar genelde, yani oyuncular mutlu oluyor diyebiliriz. Asıl zaten hazırlanma süreci lig aşaması bittikten çeyrek finale gidene kadar ki süre. O süre zarfında da bu yeni oyuncuların yetenekli ama henüz deneyimi olmayan oyuncuların daha alışması ve pişmesi gerekiyor.
Evet bakalım ve böylelikle dördüncü hafta maçlarını da tamamlamış olduk. Bugünkü maçların sunumunda, sunucu masasında ben Erkut Üfon Özgan, yanımda Can Scarlett Çaldıran ile birlikte karşılaşmaları sizlere aktardık. Şimdi sunucu masasına geçiyoruz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Sunucu masasından sözü aldık analiz masasına diye düzeltmiş olayım ben de Ufoni'yi. Gerçekten güzel bir karşılaşma izledik. Ufoni'ye ve Scarlett'e de teşekkür ediyoruz anlatımlarından dolayı. Beşiktaş ikinci maçta çok daha derli toplu bir karşılaşma oynadı. İki tarafı da gerçekten oyunlarından dolayı tebrik etmek lazım. Fakat 3 puana ulaşan Team Turkuet oldu ve en yakındaki rakibinin 2 puan üstüne çıkmayı başardı Noel'de. Yani ilk maçtan sonra bu kadar iyi toparlayacağını düşünmüyordum ben Beşiktaş'ın. Gayet güzel başladılar oyuna ama burada çok önemli bir nokta var. Rich'i tebrik etmek lazım. İki tane alev ejderini ardı ardına çaldı. Evet. Üçüncüyü de çaldı ve öldü. Üç alev ejderi aldı, üçünde de öldü ama yani kesinlikle değerdi. Ve o alev ejderinin verdiği ekstra güçlendirmeyle birlikte oyunun sonuna inanılmaz bir etki etmiş oldu. Şöyle söyleyeyim sana, Azir bir tane eşyasını tamamlayamamıştı ve 800 yetenek gücü vardı. 800. Evet. Muazzam. Yani sunucular da bahsetmişti maç sırasında Jin'in artık maç sonunda o alev ejderhası güçlendirmesiyle birlikte 635'e varan bir saldırı gücü vardı. Ve aslında şu anki Jin, yani bu yapılan işte Kore eşya seti denilen yoğumu, Draktar'ın kılıcının Mamortius çıktığınız eşya setinde belki de en zayıf diyebileceğim, bilmiyorum katılır mısın, en zayıf diyebileceğimiz nokta, eğer takım savaşları uzamaya başlarsa Jin o zaman belki etkisiz hale gelebilir. Ama bu kadar fazla saldırı gücü varsa zaten o takım savaşı hiçbir şekilde uzamasına fırsat kalmadan rakibe inanılmaz bir şekilde o 4 vuruşunuzla zaten hasar çıkarıyorsunuz. Kuleye 811 vuruyor. Yani herhangi bir şampiyonu kaç vurabileceğini sen düşün. Ya bu noktada senin de dediğin gibi Rich'in kesinlikle o alev ejderhalarını çalması çok büyük. Yani dolaylı maçın olarak yıldızıydı, maçın kesinlikle sonuna doğru etki etmiş oldu. Çalamasaydı maçı kaybedeceklerdi. Peki Yufon'un de Scarlett'e sorduğu soruyu ben aynı şekilde sana yönelteyim. Sen bundan sonraki maçlarda Beşiktaş'ın ve TT'nin şansını nasıl buluyorsun Türkiye büyük finali öncesi? Zayras transferiyle TT gayet iyi bir iş başarmış. Çünkü oyun tarzları tamamen değişmiş ve Beşiktaş'taki Zayras'a bakıyoruz. Bir de TT'deki oyuna katkısı çok fazla Team Turkuality'de Zayraz'ın attığı ışınlanlar, yaptığı oyunlar, takım savaşlarındaki pozisyonları. Yani Beşiktaş'tan sonra kendini bir sikmiş, kendine gelmiş diyebilirim. Gayet iyi bir performans gördük ondan Team Turkuality'ye geldiğinden beri. Beşiktaş tarafında da yabancı oyuncular konusunda ben kesinlikle Scarlett'a katılıyorum. Yani zaten çok çok az bir zaman kaldı. Bu oyuncularla hem uyumu geliştirmeleri hem de oyunculara nasıl diyebilirim, kendilerine tecrübe aktarmaları gerekiyor kesinlikle. Değiştirmek yanlış olur. Peki Hazyazi'nin yanında Kazze var. Sendeyiz Hazyazi. Çok teşekkür ederim. Evet, yanında Kazze var. Yani gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Öncelikle tebrik etmek lazım tabii sizi. Nasıl hissediyorsun? Valla çok iyi hissediyorum. İkinci maç gerçekten çok güzeldi. İlk maç hani biraz hızlı bitti ama ikinci maç cidden evet, keyifliydi. Oynaması yani da keyifliydi. İlk maç hiç ölmediniz. 20'ye 0 gibi bir skordan bahsediyoruz. Birazcık ilk maçtan konuşalım, sonra ikiye geçelim. Ya ilk maçta bu kadar üstün olacağımızı beklemiyorduk açıkçası. Ama ikinci maçın daha zor geçeceğini biliyorduk. Çünkü sonuçta karşı tarafta da bir, değil mi, durum söz konusu oldu. Peki neyse, geçelim. Şimdi ikinci maçtan bahsetmek gerekirse Rich 3 tane alev ejderini çaldı. Bunlar da hani ölmek zorunda kaldı gerçi ama 3 tane alev ejderi olmasaydı sizce böyle bir geri dönüş yapabilir miydiniz? Tutunabilir miydiniz maça? Ya kompozisyon gereği daha zaten oyunun sonlarına doğru daha iyiydik ama 3 ejder bayağı yardım etti bize diyebilirim. İşimizi gördü diyorsun. Evet. Çok güzel. Peki Killer Ace'in artan performansını eski bir nişancı olarak nasıl değerlendirirsin? Yani önceden yani daha düşük seviyede takımlarda oynamıştı Killer Ace. Bence bu takımda hem kendi performansı daha iyi hem de takım olarak performansımız çok iyi. O yüzden onun da performansı daha iyi arttı diyebilirim. Hı hı. Takımla da alakalı biraz yani. Evet, yani aslında takım olmanın ve takımın performansının artmasıyla birazcık da herhalde bireysel olarak da bunun keyfini sürüyorsunuz. Peki birazcık da Zayraz'dan bahsedelim. Zayraz transferi hakkında ne düşünüyorsun? Herhalde iyi bir etkisi oldu. Yani iyi bir etkisi oldu diyebilirim. Şimdi Fencer'ı 7'ye çekmek zorunda kaldık. Aslında en büyük sorun hani iletişim sıkıntısıydı. Hani İngilizce konuşma sıkıntısı vardı biraz. Zayraz gelince o sorun da ortadan kalktı. Şu an bayağı iyiyiz.
Peki finaller için ne söylemek istersin? Artık gitgide iddianız arttı herhalde. Özellikle bu size çok büyük bir moral olmuştur. Güzel puanlarla dönüyorsunuz şu an evinize. Evet, zaten ligin başından beri playofflar için hazırlanıyorduk. Hala da playofflar için hazırlanmaya devam ediyoruz. Bizim için hani sonuçlar çok önemli değil. Daha çok playofflara odaklanıyoruz. Peki karşınızda kimi en büyük rakip olarak görüyorsunuz? Yani zaten ligdeki çoğu takım birbirine hani çok yakın. Hani Heva, Aurora, DP, Supermassive hepsi bence birbirine çok yakın. O yüzden hepsi bizim rakibimiz yani. Peki oyuncular olarak aslında tam olarak bir takım olduk diyebilir misin? Yani içerinizdeki uyum günden güne arttığını biz görüyoruz. Sence bir eksiğiniz var mı? Yani tabii ki eksiğimiz var. Çünkü her takımın bazı eksikleri vardır yani. Ama gün geçtikçe bunları hızlı kapatıyoruz diyebilirim. Peki sence bu galibiyet, bu güzel galibiyet takımınızı muhakkak motive etmiştir ama hani birazcık böyle kötü etkiler mi daha sonrasında? Çünkü biliyorsun böyle bir heyecan, bir kazanma, işte mutlu oluyor herkes. Sonrasında bazen dezavantaj olarak da yazılabiliyor hanelerine takımları. Ne dersin? Evet, moral motivasyon olarak hani bizi daha yükseltti diyebilirim ama ligin başından beri hani başta kaybediyorduk ama biz her zaman şeyi söyledik. Kazanmamız veya kaybetmemiz bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan sadece playoff. O yüzden çok da fazla öyle rehavete kapılacağımızı düşünmüyorum. Ama içeride bir festival havası vardı biraz önce. Yani biraz öyle oldu. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kazza ile birlikteydik. Gerçekten acayip iki maç izledik. Bu serinin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz Kazza'ya ve Aziye. Hoşça kalın. Gerçekten güzel bir hafta geçirdiğini söyleyebiliriz Team Turkuet'in. Dark Passage'dan 1 puan almayı başardılar ve Beşiktaş Oyun Hizmetleri'nden de 3 puanı kaptılar. Bu haftayı en karlı tamamlayan takımlardan biri oldu Team Turkuet'in o halde. Kesinlikle öyle ve alttan gelecek rakiplerle de bir fark açmayı başardılar. Özellikle Crew ve Çilekler'e az da olsa bir puan farkı yakalamayı başardılar. Biraz daha kendilerini garantiye almaya başladılar diyebiliriz ve oyunları kesinlikle gelişiyor zamanla. Kesinlikle. Peki bu maç hakkında eklemek istediğin başka bir şey var mı yoksa yavaş yavaş bir tane sonra var doğru aslında. Gidebiliriz. Kaan Kural'la dışarıda izlerken şunu dedi. Tam hatırlarsın üst koridor inhibitörünün orada 4 tane skor aldı Team Turkuet ekibi ve ondan sonra maçın momentumunu kendi eline almayı başardılar. Evet. Orada Kaan Kural dedi ki birazdan Beşiktaş 4 tane skor verecek ve maçı satacak dedi. Yaklaşık 30 saniye sonra gol olur dedi oldu. Ve oldu yani hakikaten değil mi? Biz böyle abi sen ne yaptın falan ben izledim de geldim dedi sonra. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu biz kapattıktan sonra programı, daha doğrusu bu yayını hemen ardından eğlenceli yorumlarıyla, derin analizleriyle analiz masası programı başlayacak. Ve Regan Nur'un, Second Best'in ve Johnny'nin sunumlarıyla, yorumlarıyla o programı da kaçırmayın derim. Son bir soru sormak istiyorum Nuhal Dey sana ya da son bir soru olmak zorunda değil tabii ki konuşabiliriz bunun üzerine. Bu maçta önemli noktalardan biriydi belki. Draven tercihini çok fazla vadide görmemiştik. Cesurca seçilen bir şampiyon diyebiliriz bu noktada biraz daha. Cesur bir seçim diyebiliriz en azından yasaklama seçim ekranında. Sence nasıl işledi mi bu seçim? En azından maçın büyük bir bölümünde aslında işe yaradı. Özellikle o kadar biriktirdiği altından sonra pasifi sayesinde çok yüklü bir miktarda Ruvelius para almayı başardı. Yani yaklaşık 1100 goldluk bir miktarı alarak iyi bir avantaj elde etmişti aslında. Çok yüksek bir hasar kaynağı vardı bu anlamda Beşiktaş'ın. Yani seçim yasaklamaya baktığımızda Ruvelius'un üzerine oynadılar diyebiliriz. Onun en çok oynadığı iki tane şampiyon yasaklandı. Bir tanesi Kalissa, diğeri Ezreal. Açıkta kalan ve Ruvelius'un oynadığı iki şampiyon vardı. Birincisi Lucian. Ama Lucian bu yamada çok kuvvetsiz olduğu için o her zaman cebinde olan Draven seçimine gitti. Senin de dediğin gibi bazı yerlerde işe yaradı fakat burada kazanabilirdi. Gayet de iyi oynadı Beşiktaş, hakkını vermek lazım. Fakat o çalınan alev ejderleri, yani Draven'ın olayı şu, bütün nişancılardan fazla hasar veriyor diyebiliriz düz vuruş olarak. Ama siz %36, daha doğrusu %24 ekstra hasar verirseniz rakibe, Draven'ın bir etkisi kalmıyor. Jin çok daha fazla hasar vermeye başlamıştı o dakikadan sonra. Evet ve o sayede Team Turkuet takımı galip gelmeyi başardı. Ve bu haftanın maçlarının sonuna geldik artık. Gerçekten Türkiye büyük finali öncesi zirve yarışı tam hızıyla devam ediyor. Haftaya tekrardan sizlerle birlikte olacağız yeni maçlarla. Bugün analiz masasında ben Melih Teori Efe Çınar, yanımda Oğuz Noel Dayı Avcı ile birlikte maçların analizlerini sizlere aktarmaya çalıştık. Aynı zamanda sunucu masasında Yufon ile Scarlett sizlere maçları anlattılar. Haziye'ye de teşekkür ediyoruz. Bu yayının size ulaşmasında emeği geçen yayın ekibine de, yayın ekibi adına da
İyi akşamlar diliyorum, iyi bayramlar diliyorum. LoL TV ekranlarından ayrılmayın. Az sonra analiz masasıyla tekrardan LoL TV'de olacağız.